İşte son noktayı koyacak olan isim Tayyar Bey. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İlginç bir bölüm. Genç yarışmacılarla karşı karşıyayız. Aynı yaşlardayız. Hatta ben sizden 3 yaş büyüğüm. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki rakiplerinizden herhangi ikisinin yaşlarını topladığımızda bize denk gelmiyor. Bu acaba bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır sizce? Kelime oyundayız, avantajdır bence. Avantajdır, değil mi? Ama bazen de öyle noktalardan öyle kelimeler geliyor ki insanı zorlayabilir hocam. Siz maşallah çocuklarınızla yakın ilişkide olduğunuz için o yeni nesil kelimelere de aşinasınızdır. Değil mi? Yani. Nereden gelirse gelsin bu iş olur diyebilir miyiz? O güvenle başlayabilir miyiz? Olur inşallah. Derin bir nefes o zaman. 8700'ün üzerine çıksak yeter. 8700 artı 2 saniye bile yeter. Yani 11 tane harfi alalım. Risk almayalım. 11 harfimizi alalım. Derdi Ege Bey çeksin. Değil mi? O genç çeksin. İnşallah. Buyurun ilk soruya. Konut, yol, köprü ve benzeri mimarlık eserleri için kullanılan genel bir söz. Hepsine birden ne diyelim? Konut, yol, köprü, baraj. Ne aklınıza gelirse. Yeter ki bir mimarlık eseri olsun. Yeter ki bir inşa. Eser. Eser. Şimdi kitap da eser hocam. Yani hani bina demeyelim de. Çünkü yani köprüye bina denmez. Bina demeyelim de ne diyelim buna? Bina ile eş anlamlı. Bina. Yani bunu inşa etmişler, bina etmişler. Yani bunu... Allah Allah, bu binayı ne zaman inşa etmişler? An, ne bileyim. Oluyoruz ya İstanbul'da öyle bazen. Allah Allah, bunu ne zaman? Hocam çok basit ya. Bina ile eş anlamlı, üzüleceksiniz biraz. Neymiş? Yapı. Bir şey olmaz. Bir avuntu alkışlayalım. Bunu bilerek yaptık biz. Vallahi. Yani çünkü şimdi ulaşabileceğimiz sonuç 9000 oldu ya, 3 tane harf alabiliriz. Ne yazık ki. Şampiyonluğunuzu doya doya hissedin diye. Değil mi efendim? Zorlu bir mücadeleydi. Bana 13 soru sordular. Yine de kazandım diyeceksiniz Tayyar Bey. Buyurun. Çalmak, sürmek gibi fiillerle iftira etmek anlamında kullanılan bir sözü soruyorum size. Nokta nokta çalmak, nokta nokta sürmek, iftira etmek. Tek başına iftira anlamında da kullanılır bu kelime. Bir harf alayım ben. Yapmayın hocam. Almayın mı? Almasaydık verdiler vallahi. Ne sürmek? Bana iftira ettiler, bana ne çaldılar? K. Ne çaldılar bana? Allah Allah. K. Ne çaldılar? O tertemiz, ışıl ışıl şeyime halel getirdiler. Kirlettiler beni Tayyar. Allah Allah, durdun mu ya? Bir harf daha alacağım. Aldık bir tane daha. Renk, renk. Kara. Kara çaldı. Allah'ım ya. Bugünün en kolay sorusu. Sırf moraliniz düzelsin diye. Yok, denk geldi vallahi. Onun için değil ama belki moralinizi düzeltir. Sonrasında da ivmeyi yakalarız. Ha gayret Tayyar Bey. Uf. Çekilmiş et. Nedir o? Kıyma. Kıyma. Tamam. En azından o can sıkıcı eksi ifadesini ortadan kaldırdı. Yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Beş harfli cevapların sonuncusu. Adı mecazen çok sırnaşık ve yapışkan kişiler için de kullanılır. Omurgasız, kan emici bir canlıdır. Sülük. Nedir? Sülük. Sülük gayet güzel. Haydi geliyor yenisi. Altı harfli cevaplar. Siz bizi bundan sonra görün. Buyurun efendim. O başlangıcı mı verdi heyecanı? Zor kullanarak yayılma, bir yeri, toprağı ele geçirme. Orayı işgal. İşgalden çok nokta nokta etme. Kalabalıkla birlikte burayı... zor kullanarak yayılma. İşgal gibi. Ele geçirme. Mikroplar vücudumu... Ele geçirdi. İstila. İstila kesinlikle bizim aradığımız cevap. Daha erken bakalım. Süre de önemli. Aman diyeyim. Haydi iki kelimedir. Sizin gibi romantik bir insan bunu çok rahat cevaplar. Ha gayret Tayyar Beyciğim. Bir elmanın iki yarısı.
tabirinin spiritüel karşılığı. İki kelime. O benim neyim? Ruh eşi. Spiritüel, buyursunlar. Gayet güzel. Fransızca kökenli bir kelime çıkacak karşınıza ki o da sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Biz bitti demeden bitmez. Haydi Tayyar Bey. Seçmeli yemek. Fransızcası neydi? Seçmeli yemek. Hani bir tabildot var malumunuz. Orada Allah ne verdiyse. Bu seçmeli menüden bakıyoruz. Çorba. Şunu getir. Harf alabiliyor muyum ben? Alırız bir tane de alalım mı burada? Fransızca kökenli. Tabildot değil öbürü. Alalım mı? Vallahi alalım ya. Aldık bir tane. Yani menü var. Menüden seçebiliyoruz. Tabildot da belli. Lap önümüze koyuyorlar. Buna ne deniyordu? Yine Fransızca kökenli. Tabildot gibi. Seçmeli yemek. Seçmeli yemek. Menüden seçebildiğimiz yemek. O servis düzeni daha doğrusu. O servis düzenine verilen ad. Harf alamıyorum. Artık alırsak 8700'ün aşağısına düşeriz. Fransızca. Fena halde Fransızca bir de yani. Öyle böyle Fransızca değil. O kadar Fransızca ki iştah açıcı bir kelime de değil. Aparatif değil. Evet, iştah açıcı bir tabir değil yani yemekle ilgili olmasına rağmen. Çünkü biz tazesini isteriz. Dirisini isteriz. Ne yapalım böyle kötü espri? Seçmeli yemek. Seçmeli yemek. Fransızca. Fena halde Fransızca. Yok be abi. Neymiş acaba? A la carte. Duymuşsunuzdur. Yani. Bize bir alkış yok mu? Gençlerin önünü açalım Tayyar Bey için. Değil mi efendim? Değil. 55 saniyemiz var. Yettiği kadar da cevabımızı yapıştıralım. Yani. Buyurun eski bir kelime çıkacak şimdi karşınıza. Haddi zatında. Sözünün konuşma dilindeki karşılığıdır. Harf alayım. Harf alalım. Tam birebir karşılığı bu değildir ama konuşma dilindeki karşılığıdır. Bir harf daha alalım. Evet. Haddi zatında. Bendeniz. Aslen. Çok iddialı değildim. As. Aslen. Aslen değil de aslına bakacak olursan. Bir harf daha alayım. Hocam ekte takıldınız yahu. As. Esasına bakacak olursan. Haddi zatında. Haddi zatında ben de Kayserliyim. Bir harf daha alayım. Buyurun. Aslında. Tayyar Bey ya. Dükkanı kapattınız ya. Vallahi ya. Eş anlamlı soruları. Gelsin. 18 saniye var. Asayiş. Türkçe kökenli karşılığı. Asayiş. Asayiş güçleri. Polis, karakol. Nokta nokta güçleri. Harf alayım bir tane. Asayişi sağlayın lütfen. Nokta noktayı sağlayın. Kendisi şirketimizin asayiş müdürüdür. Hocam sizin iş yahu. Tayyar güvenlik. Hocam. Güvenlik ya. Hocam. Mesleğidir kendisi. Yani. Biliyorsunuz. Buyurun bakalım. Bu biraz uzak işte. Temel kadınlık hormonu. Harf alayım. Aldık bir harf. Erkeklik hormonu testosteron. Bu neydi kadınlık hormonu? Bu bitki çaylarında filan var. Aman içmeyin diyorlar o yüzden. Harf alayım. Ada çayı filan. Bir harf istedik efendim. Bir harf istemiştik. Ötrejon. Ötrejon. Ötere. Ötere mi? Ya ne biçim soru? Ne bileyim. Vallahi. Vallahi. Ben size dedim. O ilk kurulum vardı ya. O kurulumu bozmayacaktınız. O kurulumu bozmayacaktınız. Boş yere östrojen. Ne yazık ki yani. Bu sorular size uygun sorular değildi hocam. Hakikaten yani. Buyurun gelsin bir tane daha bakalım. Zaman içerisinde deli, akli dengesi bozuk anlamında kullanılmaya başlanmış bir söz bu. Harf istemiştim. Bir harf istediler. Zaman içinde. Deli, akli dengesi bozuk. Yani asıl anlamı biraz daha farklıymış. Aslında eskiden, çok eskiden hafif meşrep anlamında kullanılmış. Ama zaman içerisinde akli dengesi bozuk, deli anlamına bürünmüş. Bir tane daha rica ediyoruz.
Ya bizimkisi biraz delidir. Tırlatmıştır. Öyle mekmak yok bunda. Biraz eseriklidir. Biraz gelgitlidir o. Biraz... Terelelli. Terelellidir gayet güzel. 4 saniye. Yettiği kadar hocam. Yettiği kadar. Yedirtiriz ya. 2 kelime bu. 9 harfli cevapları bitirecek olan 2 kelime. Buyurun. Harf alayım. Bir harf istedik. Vermek fiiliyle birlikte doygunluk ve bıkkınlık vermek anlamında kullanılan bir deyim. Nokta nokta vermek. Artık senin bu esprilerin bıkkınlık verdi, nokta nokta verdi. Yani bu esprilerini artık yemiyorum ben. Yemiyorum çünkü nokta nokta verdi bu espriler. Baygın. İki kelime. Bulan var mı? Sayın diyetetik uzmanım. Bulmuşsunuzdur ya, yenecek bir şey. Ne verdi efendim? Bana artık bıktım yani, artık biraz böyle bir... Yani çok lezzetli değil artık. Kabak tadı verdi. Zor soru. Bu zor gibi, hemen arkasından kolayını göndermiştik. Hadi bir görelim. Diyor ki, suni rüzgar makinesi. Vantilatör. 1000 puan. Bu da sonuç olarak bir cevap. Yetiştirdiniz maşallah. Hepsini gördünüz. 2 kelimeden oluşmakta. Birleşik yazılıyor elbette. Mekmak diye değil de mema diye bitmekte. Bir görelim. Bir esrarın muhafızı olma. Açığa vurmayıp gizleme. Sır saklama. Hocam çok güzel olabilir. Vallahi çok güzel olabilir. Olsun. Kızınız Yağmur Hanım bizim duble hevesi kursağında kalan yarışmacımız. Siz de tekli hevesi kursağında kalan yarışmacımız oldunuz. Bakarsanız bu babalar günü olmaz da bir sonraki babalar günü. Vallahi çok isterim. Ne güzel olur birlikte katılsanız. O zaman o hayale bir alkış efendim. Bitiriz. Küskün bir ifade var. Evet. Tayyar Bey'i saymıyorum. Tayyar Bey her zaman çok neşeli. De hanımefendiler, küstünüz mü bize? Yok, hayır. Öyle mi? Fatma Hanım pek ses çıkartmıyor. Küsmedik. Küsmediniz mi? Hayır, çünkü yine geleceğiz. Yine geleceksiniz. Ah, şunu duydum, rahatladım. O zaman şampiyonu bir kuvvetle alkışlıyorum ya. Çünkü dileğinin aklıyla kazandı. Öncelikle şunu teslim edeyim. Güzel günlerde harcarken bizi hatırlarsınız. Belki de. Bir de şunu ekleyeyim. Bitirdiğimizde 8700 artı 1 saniyeyi kenara koyduğunuzda bir şey söylemiştim size. Hafta finalinde çok daha güzel olacak her şey demiştim. Ve olacak. İnşallah. Ben de onu istiyorum. Hayırlısıyla şu işi tur finaline falan taşıyabilirsek olayı maddiyata da dökeriz. İşime gelir. Türlü planlarımız var. O doğrultuda da ilerleyeceğiz. Müsaade ederseniz bir alkış daha duyun. Sonra da birlikte kapatalım. Çok teşekkür ederim. Buralardayız efendim. Sizleri bekliyoruz.